Annemi sıkıştı ya. Ay! Ya bağırıp durmayın. Uyandıracaksınız milleti. Allah Allah ya. Hocam ne oluyor öyle destursuz dalıyorsunuz içeri? Üzerimi değiştiriyordum. Ya döndüm işte. Hiçbir şey görmedim zaten. Döndüm arkamı. Bir de görseydiniz. Görebilirdiniz ama. Ya ne görecektim ki acaba? Ya tamam konuşmayın fazla. Niye geri döndünüz siz? Melis'le karşılaştım koridorda. Ne yapayım? Geri dönmek zorunda kaldım. İyi tamam. Pencereden çıkıp gidin sessizce. Ney? Pencereden diyorum. Sessizce çıkın gidin. Pencereden? Evet. Ya siz nasıl birisiniz ya? Şu pencereden aşağı düşsem hiç vicdan azabı duymayacak mısınız yani? Düşmezsiniz rahat olun. Allah'ım ya Rabbim sen bana sabır ver ya. Verir verir o da olur. Siz hele bir inin aşağı. O da olur. Ay bakıyorum ince ince laf sokmalar yani. Şimdi bunları birbirine bağlayacağız. Siz de pencereden böyle sessiz sessiz tutuna tutuna yavaş yavaş. Hadi o zaman çok konuşmayalım da hadi ben bir an önce gideyim buradan. Bence de hadi bağlayın. Helal Zehra be. At şu adamı dışarıya. Ay bakamayacağım. Hocam dua edin kendinize düşmeyin. Oh. Sağ olun sağ olun. Çok düşüncelisiniz. Hadi Allah rahatlık versin. Ha, size de. İyi geceler. İyi geceler. Vallahi kalp diye bir şey yok bu kızda. Şu saatte dışarı attı beni ya. Damat. Damat nereye? Efendim. Pijamalarımı yanımda getirmeyi unutmuşum da. Bir eve gidiyordum pijamalarımı almaya. Bu saatte pijamaları almak için eve gidiyorsun. İki kuşu gider gelir mi? Olmaz. Ben de pijamalar. Gel bakayım sen ben. Zahmet etme. Olur mi? Sana pijamalar ol. Gel bakayım. Gel 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 gel. Gel oğlum benim gibi bakayım. Allah Allah ya. Zehra adamı dışarı atıyor. Dedesi adamı içeri alıyor. Arkadaş böyle şey olur mu ya? Alo Selin'cim, biz sorunu hallettik. Merak etme diye aradım. Ziya Hoca evine gitti. Zehra'cığım sabah anlamayacaklar evine gittiğini. Camiye namaza gitti falan derim sabah bizimkilere. Hallederim bir şekilde. Tamam canım, yarın görüşürüz, öpüyorum. Hocam bu ne hal? Ne hal? Bahçede dedenize yakalandım. Ne diyorsunuz? Ne dediniz? Ne diyeceğim? Zehra beni odadan kovdu. Ben eve gidiyorum dedim. İnanmıyorum size ya. Ya yok. Pijamalarımı unutmuşum. Öyle söyledim ya. Ay yüreğim ağzıma geldi hocam ya. Vallahi biraz ağzınıza gelsin yüreğiniz. Bahçede dedenizle karşılaşınca benim de yüreğim ağzıma geldi. Odası kendi pijamalarını mı verdi? Zehra Hanım vallahi hiç gülmeyin. Bence hiç komik değil yani. Zaten sinirlerim tepemde. Kısa paça. Bu Zehra resmen bizimle dalga geçiyor ya. Selin Allah aşkına uyu artık ne olur. Bir gece gece şu kahkahalara bak. Selin'ciğim onlar yeni evliler, genç insanlar. Gülecekler, eğlenecekler tabii. Bizim gibi her gün kavga mı edecekler? Bunların hepsi göstermelik. Güya biz mutluyuz. Biz sahiden evlendik. İmajı yaratmaya çalışıyorlar ama yer miyim ben ha? Yer miyim? Yani bunlarınki sahte evlilik. Her şeyleri sahte bunların. Evlenmedi onlar. Tülin, bak aklıma ne geldi biliyor musun? Biz en iyisi yarın bir psikoloğa falan gidelim. Hayır yani ben endişe etmeye başladım. Sen paranoyak oldun. Yani Zehra sahte evlilik yapmış olamaz. Ama ben paranoyak olabilirim. Öyle mi Ferruh? Bu sana daha mantıklı geliyor? Tülin, belediye başkanına bile sahte dedin. Daha ne olsun ya? Ferruh, kalk 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 kalk. Ne oldu? Kalk, 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 kalk Ferruh. Ne oldu Tülin? Kalk.
Madem ben hikayeler uyduruyorum, madem paranoyak oldum, paranoyak olmayan birinin yanında uyuyor. Ama hayatım... Hayatım deme bana. Tülin. Tülin, milin yok. Al, yastığını da aldın, yürü. Yürü, defol, defol. Manyak ya. Manyak. Paranoyakmışım. Sensin paranoyak be. Gel de uyu şimdi.